67. İkinci cilt 17. mektup. Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmed'e gönderilmiş olup bu dünya sıkıntıları acı görünse de insanı yükseltirler ve taavundan ölmenin kıymetini bildirmektedir. Önce Allahü Teala'ya hamd ve peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat eder size de dua ederim. Yazılarımla sizi rahatsız ediyorum. Başımıza gelenlere sabır tavsiye buyurduğunuz kıymetli mektubu Şeyh Mustafa getirdi. Okumakla şereflendik. Hepimiz Allahü Teala'nın mülküyüz. Hepimiz onun huzuruna gideceğiz. Başımıza gelenler görünüşte çok yakıcı, çok acıdır. Fakat hakikatte ilerletici, yükseltici ilaçlardır. İlaçlar elbette acı olur. Bu acıların dünyada sebep olduğu faydeler, ahirette beklediğimiz nimetlerin yüzde biri olamaz. O halde evlat Allahü Teala'nın büyük bir ihsanıdır. Yaşadıkları müddetçe insan çok faydelerini görür. Ölümleri de sevap kazanmaya, yükselmeye sebep olur. Büyük alim Muhyis Sünne Nevevi rahmetullahi aleyh Hilyetül Ebrar ismindeki kitabında diyor ki: Abdullah ibn Zübeyr radıyallahu anhüma halifeyken taun hastalığı oldu. Bu taunda Enes bin Malik'in radıyallahu anh 83 çocuğu öldü. Kendisi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisiydi ve bereket bolluk için duasını almıştı. Bu taunda Abdurrahman bin Ebu Bekr Sıddık'ın radıyallahu anhuma 40 çocuğu ölmüştü. İnsanların en iyisi, en kıymetlisi olan eshab-ı kirama aleyhimür rıdvan böyle yapılınca bizler gibi günahı çok olanlar hesaba dahil olur mu? Hadisi i şerifte buyuruldu ki taun eski ümmetlere azab olarak gönderildi. Bu ümmet için şehid olmaya sebeptir. Doğrusu bu vebada ölenler şaşılacak bir huzur Allahü Teala'ya teveccüh içinde ölüyor. Bu bela gününde insan bu mübarek cemaate karışmaya hevesleniyor. Onlarla birlikte dünyadan ayrılıp ahirete gitmeye özeniyor. Taun belası bu ümmete gazap azap gibi görünmekteyse de iç yüzü rahmettir. Meyan Şeyh Tahir dedi ki: Taun günlerinde Lahor'da bir kimse sesler duyduğunu ve bugünlerde ölmeyene yazıklar olsun dediklerini söyledi. Evet, böyledir. Bu şehitlerin haline dikkat olunduğu zaman şaşılacak haller, anlaşılamayan işler görülüyor. Böyle ikramlar yalnız Allah için canını feda edenlere mahsustur. Efendim, çok sevgili oğlumun ayrılığı pek büyük musibet oldu. Beni yaktı. Bu kadar yakan bir elem kimsenin başına gelmemiştir. Fakat Allahü Teala'nın bu felaket karşısında kalbi zayıf olan bu fakire ihsan eylediği sabr ve şükür nimeti de en büyük ihsanlarından olmuştur. Allahü Teala'dan dilerim ki bu musibetin karşılığını dünyada vermesin. Hepsini ahirette versin. Bu dileğin de yüreğimin darlığından olduğunu bilmez değilim. Çünkü onun rahmeti sonsuz, merhameti boldur. Dünyada da, ahirette de bol bol vericidir. Kardeşlerimizden umarız ki, son nefeste iman ile gitmemize, ve insanlık icabı yaptığımız kusurların affedilmesine dua buyurarak yardım ve imdad edeler. Ya Rabbi, bizi affet, doğru yoldan ayırma. Kafirlere karşı korunmakta yardımcımız ol. Amin. Size ve hidayette olanlara selam ederim.